Sıradaki karşılaşmamız Ajax'a karşı. Ne Ajax için ne de benim için önemli bir karşılaşma değil. Ben sadece gol atmak için sahaya çıkacağım. Gol ve asistler yapmak için. Uzatmanın anlamı yok lafı. Başlayalım karşılaşmaya. Gruptan çıkınca acaba güzel tepkiler verecekler mi? Hani sevinecekler mi falan, onu merak ediyorum şu anda. Onun dışında çıkmamız gerektiği için çıkıyoruz bu maça. Her iki takım da zaten gruptan çıktı. O yüzden aslında nasıl desem ülke puanı için oynuyoruz diyelim. Ceza sahası dışından en az bir gol atmamız lazım. Oo, adamın bize yüklediği hedefe bak ya. En az bir asist ve ceza sahası dışından bir gol atmamızı istiyor bizden. Madem öyle iş başa düştü. Tekrar vites yükseltiyoruz. Bu maçı hedefleri tutturarak kazanmamız lazım. Abi kendi pozisyonuma geçmem lazım ya. Harika bir gol yedik. Gerçekten harika bir gol yedik. Bu arada formaları sanki nostaljik forma. Yoksa bana mı öyle geliyor? Gerçekten manyak gol yedik ha. Gerçekten çok güzel gol yedik. Muhammed Güçkaya. Muhammed güzel ilerliyor. Muhammed. Orada sola çekmek istedim. Çekmedi maalesef topu. Güzel şut. Kaleci Altay uzandı. Dakika 37. Geri dönmek için daha vaktimiz var. Bir gol, bir asistle maçın yıldızı olabiliriz. Şu ana kadar 6.9'da oynuyoruz. Çok düşük. Top yanalarda. Yolumuza devam. Haydi haydi haydi. Şimdi aldık topu. İleriye git. İleriye git. Çok güzel. Lütfen bunu gol yap. Samatta senden zoru istiyorum. Farkındayım. Nereye oynadın lan? Güzel bir çalım. Şimdi sağ kanadı İrfan Can Kahveci'nin önüne. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Orta güzel. Fakat bizden kimseye gitmedi ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 1-0. Gerideyiz arkadaşlar. İnşallah ikinci yarıda toparlayacağız. Bir asist. Ceza sahası dışından bir gol ve 7.5'de oynamamız lazım. Zaten gol veya asist yaparsak 7.5 kolay da. Bizden istediğin zor ya. Hani gol at da demiyor. Ceza sahası dışından gol at diyor. Ne yapacaksın? Değerimi mi yükselteceksin? Dalın abi dalın. Ben mücadele etmesem sanki kimse yok ya valla. Şimdi Muhammed. Muhammed sağına çekti. Muhammed ilerliyor. Muhammed girdi içeriye. Muhammed vurana. Muhammed vurdu gol. Yani ceza sahası dışından değil ama golü bulduk. 1-1 yakalıyoruz. İnşallah devamında getireceğiz. Haydi bakalım, beraberliği bulduk. Bu maçı 3-1 almamız lazım en az. Benim bir asist ve bir gol daha atmam lazım. Ya niye bana oynuyorsun ya? Ufacık boyum var zaten. Kornere kadar götürüyordu topu. Şimdi bana oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Muhammed Gümüşkaya. Şimdi Muhammed. Muhammed. Muhammed ilerliyor. Muhammed orta yapman lazım. Ya da topu koru, bir şeyler yap. Abi valla kondisyon mondisyon sprint hızı hiçbir şey yok bu adamda ya. Valla çalışmamız lazım. Yani çalıştırıyorum da normalde ama ona rağmen yetersiz. Ne yaparsanız yapın yetersiz. Son 30 dakika. Röveşata mı geldi lan oradan? Ben mi yanlış gördüm? Dalın abi dalın 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 dalın. Bakın ben baskı yapın diye var ya, kendi pozisyonumu terk etmekten bir şey yapamaz oldum. İlerle. Oynayacaktım sana ama neyse. Devam. Devam. Faul aldık. Yerden oyna. Şimdi kaleye baktım. Dalın lütfen dalın. Tadiç güzel pas. Oo. Allah'a şükür ki kaçırdı. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed ilerliyor. Muhammed kaptırma. Muhammed kaptırma. Muhammed lan dur. Dur dur dur. Aha. Geçecek sandım, önüme geçmedi. Karar da veremedim. Şut mu çeksem, ne yapsam? En azından asist yapalım da o hedefi tutturalım. Ya da bunu da tutturabilir miyiz acaba? Zar zor bir şekilde geldik oraya kadar. Şimdi aldık topu. Offside olmasın. Ya ben zaten onu oynamak istemedim. Yemin ederim aşağıya oynamak istedim ya. Aldık 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 aldık. İlerle gel 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 gel. Geriye çek. Gir. Ah be ah be ah be. Maalesef olmadı. Maalesef istediğim gibi
kafamda kurduğum senaryoyu gerçekleştiremedim. Maalesef 3 hedefin sadece bir tanesini tutturabiliyoruz böylelikle. Offside'daydın, offside'daydın gördüm. Neyse karşılaşma sona erdi. Bir birlik beraberlikle ayrılıyoruz ve gruptan çıkıyoruz. Bakalım bir kutlama falan olacak mı acaba? Kutlama yok. Normal bir maç gibi yolumuza devam ediyoruz. Gruptan çıkıyoruz fakat kiminle eşleşiyoruz acaba, ona bir bakmak lazım. Oo, toplu oynama yüzdesi Ajax'ın bu sefer yüksekmiş. Hatta bizden daha iyi oynamışlar bile diyebiliriz yani. Neyse önemli olan mağlup olmamaktı. Bakalım rakibimiz kim olmuş? Ha bu arada gruplara bakacaktık değil mi? Son durum ne diye. Villarreal ve Chelsea yoluna devam ediyor. Bayern ve Marsilya yoluna devam ediyor. Paris ve Benfica, Leverkusen ve Pilsen, Fenerbahçe ile Ajax, Manchester City ile Sporting Lisbon aynı puan, aynı gol, aynı şeyler, aynı gol yani aynı asist diyorum, aynı galibiyet sayısı, aynı mağlubiyet sayısı, her şey aynı. Sadece alfabetik sıralamaya göre yapıldığından Sporting ikinci olarak çıkmış. Leicester City ve Milan, ooo Barcelona Avrupa Ligi'ne gidiyor. Real Madrid de Avrupa Ligi'ne gidiyor. Bakalım şöyle bir devam edelim. Ha, burada da oynanmamış maçlar. Şöyle biraz ileriye doğru simüle edelim de daha sonra bakalım. Şimdi Avrupa Ligi'ne bakıyoruz arkadaşlar. Evet bütün maçlar oynanmış. Roma ile Hoffenheim yoluna devam ediyor. Trabzonspor gruptan çıkıyor, tebrikler. Lyon'la birlikte gruptan çıkmayı başarmış. Feyenoord ve Monaco da gruptan çıkmış. Everton ve Salzburg gruptan çıkıyor. Nice ve Tottenham çıkıyor. Betis Sevilla ile Inter Milan çıkıyor. Galatasaray G grubunda mıydı? Galatasaray Konferans Ligi'ne düşüyor. Neyse kim vardı? Ha Madrid de devam etmiş yoluna. Mönchengladbach Santa Clara da yoluna devam ediyor. Şimdi şu Konferans Ligi'nde maçlar oynandı mı? Evet burada da oynanmış. Genk ile Hajduk Split devam. Başakşehir gruptan çıkmış, tebrikler. Bir de kim vardı? Bir daha var. Beşiktaş, aynen. Beşiktaş da vardı. Beşiktaş da gruptan çıkmayı başarmış. Kaç puanla? 9 puanla başarmış Beşiktaş. Tebrikler diyelim ve bir sonraki karşılaşmamız olan Başakşehir maçına başlayalım. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir akşam mücadelesi ve formalar yerinde, tamamdır. Güzel abi hemen başlayalım. Ve Başakşehir mücadelesi başlamak üzere. Pelikası görüyoruz. Gerçekten çok güzel koreografi. Hemen uzatmadan geçelim maça. Haydi bakalım. Okaka'nın vuruşuyla karşılaşma başladı. İnşallah güzel goller attığımız, yani sonucunda galibiyetle tamamlayacağımız bir karşılaşma olur bizim adımıza. Senin önüne bırakacağım. Samat da offside'da değil. Geri oynayabilirsin. Teşekkür ederim. İstemeden oynadı. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Oyna oyna oyna. Bir şans daha bizim adımıza. Çok kötü gitti. Çok çok kötü gitti. Al o topu, al o topu. Çok güzel pozisyondu Başakşehir adına. Değerlendiremediler. Şimdi aldık topu. Kaptırmadan ileriye gitmemiz lazım. Biraz da kendi bölgeme. Ah be, ah be. Pelkas güzel kaptı. Valencia. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Güzel pas. Haydi gol olsun. Maalesef asistimiz güme gitti ama 1-0 öndeyiz Başakşehir karşısında. Ya neyse. Devam edelim. Samatta'nın önüne çok güzel bir pas. Haydi Samatta. Haydi Samatta. Oo, çok güzel çıkardı yalnız kaleci. Gerçekten çok iyi çıkardı. Ortayı yapacağım. Yakın direğe gelin. Yakın direğe gelin. Kafayı koyun. Olmadı. Topu istiyorum şimdi. Topu istedim, aldım. Sola doğru çekiyorum. Ceza sahası içine girdim, çıktım. Bir dakika, geriye çek. Şimdi ortayı yap. Olmadı, olmadı, olmadı. Deniz Türüç sağ kanattan geliyor. Çok tehlikeli pozisyon. Oo, çok iyi orta. Fakat defansımız girdi araya. Oo, lan oğlum ben seni görmedim. Ya yine sakatlandım ya. Deli olmama geldi değil ya. Vallahi ya. Her maç sakatlanılmaz ki abi ya. Yedik mi? Yemedik. Ama her maç gerçekten sakatlanılmaz ya. Enner Valencia'ya bacak arasıyla harika bir pas oynadık. Çok güzel bir pas, çok güzel bir pas. Maalesef Okaka bir an ortaya da vurunca dedim gol olacak. Çünkü biliyorsunuz Altay üzerine gelen topları kurtaramıyor nedense. Sağına soluna attığınız zaman kurtarabiliyor ama üzerine attığınız zaman kurtaramıyor. Saçma olmuş. Aldık şimdi topu, geriye çek. Sakin, sakin. Samatta'nın önüne
Samatta, ah Samatta, ah. Aldık şimdi topu. Tekrar Samatta ile paslaşıyoruz. Samatta geliyor yine. Aha vallahi aldım. Vallahi aldım. Nasıl kaçar ya? Nasıl kaçar ya? %100'lük gol kaçırdık. %100. Birebir kaldığımız pozisyonu atamadık. Keşke ayak içiyle vursaydım. Deniz Türüç şimdi ilerledi. Pasını oynadı. Orta güzel. Ne oldu görmedim ama neredeyse, bir dakika bakacağım ya. Çok acayip merak ettim şu anda. Ne olmuş? Aa iyi tamam. Ben de direkten falan döndü sandım. Ha bu arada 3 şut çekmemiz bekleniyor. Bekliyormuş. 3 şut çekmemizi bekliyormuş bizden Pereira. Bir türlü toparlayamadım. Çek çek çek, pasını oyna. Samatta, Enner Valencia. Aha aldık topu. Savunma çektim. İçeriye girdim. Şutu çek, şutu çek. Direkten döndü. Ya Rabbi ya Resulallah, direkten döndü. Direkten döndü ya. İki tane %100'lük gol kaçırdık. İki tane %100'lük gol kaçırdık. Bu maçta bir şanssızlık var üzerimizde. Toparlayacağız inşallah. İşin garip yanı, tamam yani bir şutumuz dışarıya çıktı. Top direğe, yani direğe giden şutları da isabetli şut olarak algılamıyor oyun. Ki zaten değil zaten yani. Bomboş konuştum demin. Neyse artık idare edin. Ben kendi bölgeme doğru geçeyim. Aha Kimin J kaptı, Serdar Dursun. Oyna oyna, hızlı oynayın abi, çok yavaşsınız ya. Şimdi kaptırdım gidiyorum. Kaptırdım gidiyorum. Dalan olmazsa içeriye kadar gireceğim. Şutumu çekmem lazım. Şutumu çektim. Kaleci. Hedeflerden birini en azından gerçekleştirmiş olduk. Yani 3'te birini. 3'ün birinin birini. Bir türlü olmadı. Top gelir mi? Aha alıyoruz. Topu aldık şimdi. Sol ayak. Sol ayak. Sol ayak. İsabetsiz. Kim Min-jae kaptı topu. Kaptırma işte. Kaptırma geri. Şimdi sol kanat. Lima ilerliyor. Lima ortayı yapacak. Lima yaptı ortayı. Altay Bayındır rahat bir şekilde kontrol etti. Topu istedim. Fakat çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Önüme oynaman lazımdı. Dalın abi dalın hadi. İki şut çekmem lazım daha. Dikkat dikkat, Altay Bayındır topa uzandı ve topu kornere çeldi. Çıkar çıkar topu, ha tamam. Ratingimizi de biraz yükseltmemiz lazım. Bu maçta epey düşük oynuyoruz. Hızlıca çıkalım, hızlıca çıkalım. Pelkas, Samatta şimdi. Samatta ilerliyor. Samatta, Valencia. Top bende, geriye çek. Güzel çalım, pasım oynayacağım. Vurana. Kaleci kornere çeldi. Güzel pozisyondu. Maalesef gole çeviremedik. Top geriye gelirse şutu gömeceğim. Geldi, tam da bana geldi. Al onu, alamadım. Tekrar istedim topu. Şimdi sol kanat. Ne sol kanadı? Soluma çekmeye çalışıyorum demek istedim. Lima sol kanattan ilerliyor şimdi. Ortayı yapacak. Dakikalar 70. Haydi ileriye. Haydi ileriye. Koş 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 koş. Ben koşsam benim önüme geçecekler biliyorum. Anca böyle. Anca böyle. Ki zaten yorgunluktan ölüyoruz yani. Orada oynamam lazımdı. Çok geç kaldım. Ah be. Başakşehir etkili geliyor. Yani ikinci golü atmadan rahatlamayacağım. O gerçek. Samatta'nın önüne. Haydi Samatta. Samatta vurdu kaleci Muhammed. Kaleci bugün bayağı iyi. Dakika 78. Haydi hızlı oynayalım. Aldık şimdi topu. Ceza sahasına doğru gireceğiz. Giremedik. Araya girdi. Ponç. Ponç. Neyse. Ponçik diye okudum ben bir anda. Oyna. Güzel. Şimdi topu sola çekelim. Senin önüne bırakacağım. Bırakamadım. Çok özür dilerim. Bu maçta gerçekten iyi değiliz. Şöyle bir asist veya bir gol falan yapabilsek iyi olacak bizim adımıza. Yapamadık henüz. Aldık topu. Şimdi aldık topu. Mesut Özil'in önüne bıraktım. Aa, oyna oyna. Aldık mı?
Ya abi ilk başta Mesut oynayacaktı benim önüme ya. Dakika 87, karşılaşma bitmek üzere. Çok kötü oynadık kendi adımıza konuşmak gerekirse. Takım olarak da çok iyi oynamadık. Şut bile çekemedik doğru dürüst. Timince eşim topu istedim. Aldım topu. Sakla, pasını oyna. Geçmedi. Şurayı oynayacağım. Hadi hızlı çıkalım. Geri oyna. Geri oyna ne olur. Hah aldık. Dur dur sakin. Şut çekmem lazım abi. Şut çekmem lazım. Bir dakika. Şut çekmem lazım. Çok kötü gitti ya. Abi bugün şutlar yani bir türlü tutturamadık şutları ya. İki tane %100 gol pozisyonu olmak üzere kaç tane şutumuz dışarıya gitti. Maalesef hedeflerden birini yani çok basit olmasına rağmen tutturamadık. Yapacak bir şey yok. Karşılaşmadan galip gelelim de şu an için tek isteğim o. Hoca bitir. Artık bitir hoca. Allah Allah. Hoca karşılaşmayı bitiriyor. 1-0 galip geliyoruz. Kendi adımıza kötü geçen bir karşılaşmaydı. Ama her maçta da zaten çok iyi performans göstereceğiz diye bir şey yok. İnşallah bir sonraki karşılaşmayla birlikte toparlayacağız. Oo. Diğer hedefi de tutturamamışız maalesef. Bugünlük böyle olsun madem öyle. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Bizim rakibimiz kimmiş? Hemen öğrenelim. Victoria Pilsen. Tamam güzel. Güzel güzel. Bizim hakkımızda da böyle güzel bir bilgilendirme panosu gibi bir şey hazırlamışlar. Son 5 karşılaşmada 7 gol atmışız. Neyse buralar önemli değil de şimdi demin siz görmediniz belki 27 gün boyunca sahalarda yokuz. Sakatız. 20 maç 22 gol 18 asist. Toplam 40 gole katkı sağlamışız 20 karşılaşmada. Dizimizden sakatlanmışız. Simüle edeceğiz. Başka çare yok. Alanyaspor mücadelesinden 2-1 galip ayrılıyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız olan Göztepe maçında bakalım ne yapacağız. Göztepe maçını 2-0 mağlup kapatıyoruz maalesef. Ve bir sonraki karşılaşma tekrar Alanya'ya karşı. Bir dakika. Deminki Alanya maçı kupa maçı mıydı acaba? Neyse biz şöyle yapalım en iyisi. Şurayı bir hızlıca geçelim de. Ardından şöyle yedeklerden doğru oyuna girelim. Çünkü daha sonra Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçında sahaya çıkmak istiyorum. Onun için bu maçta yedek bile olsa forma şansı bulmak lazım. Haydi gelin o zaman Türkiye Kupası'nda karşılaşmaya başlayalım. Bu sefer sağ kanatla oynuyoruz. Forvet kısmında değil de sağ kanattayız. Gece maçı. Tamam güzel her şey yolunda. Karşılaşmaya başlayalım. Türkiye Kupası karşılaşmasında şimdi şey düşündüm. Acaba ilk yarı diyorum. İlk maçı oynandı mı? İlk maç oynandı mı? 2-0 galip geldiğimiz karşılaşma lig maçı mıydı yoksa bu maç mıydı? Yani bu maçı mıydı? Neyse konuşmayalım. Konsantre olalım. Bu maçının affı olmaz. Oyna sağa güzel. Ozan Tufan. Samat'ın önüne bırakacaktım. Ha pardon Valencia'ymış zaten. Aldım şimdi topu. Vur ona vur ona. Allah senin belanı vermesin ya. Bu nasıl şut? Çok fazla bandım. Yanlış hatırlamıyorsam deminki Alanya maçı lig maçıydı. Bu tek maç üzerinden kupa maçı olabilir. Önüne bırakacağım önüne bırakacağım. Offside yok tertemiz. Ozan Tufan geliyor. Aha yedi orta yap. Benden çıktı sanırım. Evet benden çıkıyor. Pasımı oynadım şimdi. Serdar Dursun. Enner Valencia kaptırmasaydın güzel olacaktı. Serdar Dursun, Enner Valencia. Buradayım, buradayım. Önüne bırakacağım. Vur ona, vur ona, vur, vur, vur. Yap bir şeyler, bakma öyle ya. Ya Pereira boş boş konuşma ya. Al onu, aldık onu. Pasını oyna. Oyna pasını. Allah Allah bomboşum. Oyna işte. İlla istememiz lazım ya valla. Samatta'nın önüne tekrar. Valencia, Samatta, Samatta. Vur onu Ozan. Ozan senin şutların iyi. Ah, araya girebiliriz dedim belki giremedik. Fatih Aksoy ileri oynadı. Efkan. Efkan Tisserand girdi araya. Çok iyi. Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Samat'ın önüne bırakacağım tekrar. Samat'la ya çok güzel pas. Samat'la vurana. Samat'la vurdu. Kaleci Marafona. Kaleci Marafona çıkardı. Top geriye gelirse yine gümleteceğiz. Aha geldi. Benim o, benim o. Benim o ya. Dikkat, dikkat. Aman, aman. Aman, aman. Top dışarıda. Ferdi Kadıoğlu oynadı şimdi. Geri oynayacağım. Hay benim ayağımın ayarına. Şimdi korneri kullanacak Alanyaspor. Orta geliyor. Uzaklaştıralım onu. Uzaklaştıramadık. Önünü kes. Güzel. Fatih Aksoy vurdu. Samat da yanlış görmediysem araya girdi. Şimdi Fatih Aksoy pasını oynadı. İzin verme. Top dışarıda.
Şimdi Enner Valencia ile atak geliştiriyoruz. Serdar Dursun, Samatta, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya çalımını attı. Pasını oynayacak. Nereye lan? Nereye? Ona değildi ya. Kim o? Samatta'ydı galiba. Onu oynamak istedim. Onu oynamak istedim. Olmadı. Güzel şut. Bizim adımıza güzel şut. Top dışarıda. Bana oynadı. İstesem oynamaz. Şimdi orta geliyor. Uzaklaştırın o topu. Uzaklaştırın o topu. Uf, bir anda topu alarak gitti sandım. İlk yarı sonucu 0-0 Türkiye Kupası'nda. Bir golün belki de yani kaderimizi belirleyeceği karşılaşmadayız. O yüzden çok önemli ve çok dikkatli olmamız lazım. Yani karşılaşma çok önemli ve bizim dikkatli olmamız lazım. Hoca faul. Girdi garaya, güzel. Ozan Tufan, dur. Dur ya, dur. Onu iptal edemiyoruz mu ya? Oynadığımız pası veya şutu. Dikkat. Aferin Altay. Oyna oyna. Buradayım. Oyna. Ah, teşekkür ettim. İleri git abi, ileri git. Koş 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 koş. Ozan Tufan, gir oyna abi. Teşekkür ederim. Şimdi sol ayak. Sol ayak. Sol ayak. Bu ara şutlarımız iyi gitmiyor abi. Bu ara şutlarımız iyi gitmiyor. Oo, kırmızı çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Pasımızı istedik. Oynamadı. Ha, pozisyon cacık oldu. Geri oyna. Şimdi solumuza çekiyoruz. Bir dakika, sakin. Sakin sakin sakin. Lan oğlum. Ha, aldık tekrar bizde. Şut çekmemiz lazım abi. Bizim şut çekmemiz lazım. Bizim şut çekmemiz lazım. Yani hedeflerden birini tutturmak için şut çekmemiz lazımdı. Şimdi de bir gol atmamız lazım. Ferdi Kadıoğlu. Nine. Oynama. Oynama. Şimdi oyna. Ferdi Kadıoğlu, Samatta. Haydi, güzel pozisyon. Haydi vur ona. Top yan ağlara gitti. Dışarıdaki direkten yan ağlara gitti maalesef. Valencia'nın şutu top ağlara gitmedi. Aldık bu topu, aldık. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, sakla topu. Muhammed Gümüşkaya baktı kaleye. Muhammed şimdi soluna çekti. Bir dakika, solunu kapattılar. Sağ ayakla deneyeceğiz o zaman şansımızı. Tekrar bizde sağ ayak. Haydi vur ona. Haydi vur ona ve topu alır da gol. 1-0 öndeyiz. Dakika 66. 66. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Türkiye Kupası'nda bu önemli karşılaşmada 1-0 öndeyiz. Zor oldu. Şu gol atmak gerçekten zor oldu. Ama en sonunda başardık. Hedeflere bakalım hemen. Evet, yani ortadaki hedefi tutturamayacağız gibi. Girdiğin gol pozisyonlarını değerlendirme oranın, yani iyi değerlendirme oranın %65 olsun diyor yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bizim birçok şutumuz dışarıya gitti. Daha doğrusu kalecinin üzerine gitti. Şimdi yerden orta yapacağım. Yerden orta çok kötü gitti. İstediğim gibi yapamadım. Vur ona, vurdu ona. Gustavo vurdu. Marafona, ikinci kontrol. Aldık topu, aldık. Sol ayak, içeriye doğru girdik. Hoca faul, hoca faul. Lütfen benim şut çekmeme izin verin abi. Lütfen, bakın yalvarıyorum ya. Yine izin vermediler. Tamam, pas ver bari. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun medet? Ne yapıyorsun medet? Geç geç geç. Ozan Tufan çok güzel, akıl dolu bir pas oynamak istedi orada. Fakat oynadığı yerde biz yoktuk. Korneri kullanacak Alanyaspor. Novak'ın mücadelesi yetersiz. Ey ne oluyor? Ha tamam. Bir an göremedim. Çıkar onu, çıkar onu. Aldık bu topu, aldık aldık bizim. İleri git. Ozan Tufan, koş abi koş. Bana oynadı. O da olur, fark etmez. Şuraya doğru oynayacağım. Gördüm seni. Çok güzel bir pas. Valencia güzel orta yaptı. Geri oyna, geri oyna. Buradayız. Buradayız. Şimdi sol ayak. Şimdi sol ayak. Kalecinin üzerine gitti ama gol. Top ağlarda gol. 2-0. Köşeye vurmak istedim. Olmadı. Top ağlara gitti. Zar zor. Şu pozisyonu gole çevirebildik. 2-0 öndeyiz Türkiye Kupası'nda. Onca kişinin arasından kaleci de görememiş.
Çok iyi lan. Top ağlara gitti, gol. Al o topu, al o topu. Al 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 al. Hadi bir hat-trick yapalım. Hadi bir hat-trick yapalım. Kimse gelmesin peşimizden. Kimse gelmesin. Gelme, gelme abi, gelme ya. Gol atacağız, gelme ya. Vur ona, vur ona. Kaleci. Dakika 85. Gole çok yaklaştık. Çıkarır mısın o topu? Teşekkür ederim. Aldık, aldık. Dur, dur. Sakin, sakin. Sağ ayakla deneyeceğiz bu sefer. Sağ ayakla deneyeceğiz. İçeriye girdik. Vur ona, vur ona, vur ona. Sol ayağına geldi. 3-0 öndeyiz. Türkiye Kupası'nda hat-trick yapıyoruz. Türkiye Kupası'nda hat-trick yapıyoruz. 3 golle maçın yıldızı oluyoruz. Bizi durduramadılar. Sol ayağımızı alıp çok güzel bir şutla topu ağlara gönderdik. Eğer tek maç üzerindeyse, tek maç üzerindense turu geçtik. Değilse de zaten %99 geçtik. Oyna, önüm oyna. Hoca bitirme be. Neyse. Hat-trick yaptığımız karşılaşmada Fenerbahçe 3-0 galip geliyor. Ve yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bir hedef hariç diğer hedefleri tutturmuşuz. Şimdi sıradaki karşılaşma Beşiktaş'a karşı. Bakalım Beşiktaş derbisinde ne yapacağız, ben de bilmiyorum, çok merak ediyorum. İlk yarıda oynadığımız karşılaşmadan farklı bir şekilde galip ayrılmıştık. Gündüz maçı, Allah sizi kahretmesin ya, Allah sizi kahretmesin. Neyse böyle yapalım. Ya da bir dakika, biz beyaz formayı mı alsak? Beyazlar da belli olmuyor ki ya, beyazlar da belli olmuyor ki. Abi derbi bu, derbi. Derbi bu. Gündüz gündüz derbi mi oynanır ya? Böyle yapsak. Bir dakika, siz bunu alın abi, başka çare yok. Vallahi başka çare yok, yoksa ben göremem. Zaten gündüz belli olmuyor. Neyse, karşılaşmaya başlıyoruz bakalım. Bakalım Şükrü Saracoğlu stadında Beşiktaş'a karşı ne yapacağız. Ey, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel abi. Çok hoşuma gitti, gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel. Şu an biraz şey oldum, onuru oldum. Hadi bakalım, inşallah o koreografinin hakkını verebiliriz. Muhammed Gümüşkaya, şimdi sağ kanattayız. Pasımızı oynayacağız. İrfan Can Kahveci sakatlanmadı. Gerçek hayatta sürekli sakatlanıp duruyorsun. Yerden oynayabilirsin. Ozan Tufan oynadı şimdi. Pasımızı geri oynamak istedik. Enkudu girdi araya. Alex Teixeira sağ kanada oynadı. Gezal. Raşit Gezal sağ kanattan ilerliyor. Durdurabilen yok. Güzel bir çalım. Kim Min-jae'ye. Şimdi Adem Laiç vurdu. Altay Bayındır sanırım son anda dokundu. Çok etkili geldi Beşiktaş. İlk yarıda oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe farklı bir şekilde galip ayrılmıştı. Beşiktaş büyük ihtimal bunun intikamını almak için uğraşacak. Yani oyun bile olsa uğraşırlar diye düşünüyorum. Önüne bırakacağım. Offside yok. Tertemiz pozisyon. Ozan Tufan ilerliyor. Ozan. Ozan. Ozan vurdu gol. 1-0 öndeyiz. Dakika 7. Ozan Tufan attı. 1-0 öndeyiz. Derbide. Bize de asist yazıyor kendisi. Çok teşekkür ederiz kendisine. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Uzun bir pas. Ozan Tufan gitti gitti. Çok kötü vurmuş. Maalesef çok kötü vurmuş ama topun ağlara gitmesi için yeterli olmuş. 1-0 öndeyiz bu önemli karşılaşmada. O güzel orta, güzel pas geldi, daha doğrusu orta değil de. Kim o? Teixeira. Teixeira sol kanatta Beşiktaş'ın. Hep karıştırıyorum sağımı solumu. Daha doğrusu ters olduğu için. Haydi kap onu. Onu kap, ne olursun kap. Hayır, Beşiktaş'ta oyuncu yetişiyor. O çok güzel pas. Aldık topu. Soluna çek. Şimdi bir kez daha sol. Kaleye bak. Şutunu çek. Top dışarıda. Korner olabilir mi? Değilmiş. Bizden çıkmış. Gezal. Gezal sağ kanattan ilerliyor. Gezal içeriye doğru kat ediyor. Gezal kaleye baktı. Vuracak. Kaleci Altay fakat. Adem Laiç tamamlıyor. Skor 1-1. Beşiktaş 1-1 yakalıyor. Kadıköy'de. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Dakika 15, derbi hızlı başladı. Her iki takım da attığı birer golle şu anda açılışı yapmış bulundu kendi adına. La bir izin ver lan, bir gideyim. Allah Allah ya. Adem Laiç pasını oynadı. Salih Uçan çok güzel bir pas. Raşit Gezal'a, aynen öyle. Gezal.
Gezal şimdi Rozier oynuyor. Araya girdik, aldık topu. Aldık topu, çok tehlikeliydi. Sarı kart görme pahasına oraya daldım. Mesut ilerliyor. Haydi Mesut. Ne yapıyorsun Mesut? Vur ona. Vur ona, işte bu. 2-1 öndeyiz. Ozan tufan attı. Ozan kendisinin ve takımımızın ikinci golünü atıyor. Mesut'un pası Ozan tufan tamamladı. Çok güzel bir şut. Tam köşeye gitmiş. 2-1 öndeyiz derbide. Beşiktaş karşılaşmaya tekrar başladı. Adem Laiç şimdi sağ kanada oynadı. Gezzal'a. Gezzal yetişir mi? Yetişemedi. Gezzal mı lan 5 numara? Neyse. Osay Samuel. Ben kendi yerime doğru geçeyim şöyle. Topu da istedik. Pelkas şimdi oynadı. Sol kanada oynayacağım diyecektim ki. Gittiğini görmedim. Araya da giremedik. Adem Laiç çok güzel sıyrıldı. Adem Laiç kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Pasını oynadı. Salih Uçak'ın, Altay Bayındır. Altay Bayındır son anda uzandı. Bence Adem Laiç ileriye gitseydi, biraz daha yani bir adım daha atsaydı, öyle pasını oynasaydı çok daha etkili olabilirdi. Ben öyle yapardım yani. Ama o erkenden pas oynamayı tercih etti. Vida'nın kafası top dışarıya gitti. Pasını oynar mısın? Teşekkür ederim. Evet, sakin. Sakin, bir dakika, sakin. Sakin diyorum, ben şeyim. Aldık topu. Al, oyna, güzel. İçeriye gir. Yerden pasımı oynayacağım. Keşke şut çekseydim. Rozier, ne yapıyorsun Rozier? Çok güzel paslaşıyor Beşiktaş. Gerçekten güzel oynuyor. Yani beraber kalırsak üzülmem yani, üzülürüm. Salih Uçak'ın, Allah'ım ya Rabbim, Altay Bayındır son anda uzandı. Derbide tansiyon yüksek. Bol pozisyon, bol heyecan var ve top ağlarda. Vida atıyor. Skor 2-2. Maç çok gollü başladı abi. Çok iyi başladı. İşte böyle sarıyor bu karşılaşmalar. Böyle sarıyor işte. Bu güzel ortaya Vida kafayı koydu, top ağlara gönderdi. Maalesef hiç kimse engel olamadı orada. Karşılaşmada tekrar beraberlik var. Ozan Tufan şimdi pasını oynadı. Bir dakika. Güzel blok etti orada. Çok güzel pas. Önünü kapatın abi onu. Adem'le için önünü... Aha güzel, çok güzel. Ne yapıyorsun? Kaleci oynamayın. Çok korkuyorum ya. Kaleci oynadıkları zaman var ya. Hep aklıma Volkan Demirel'in hataları geliyor. Allah'ım, araya girdik sandım. Beşiktaş yalnız gerçekten acayip etkili oynuyor ya. Enkudu offside yakalandı da Allah'tan pozisyon bitti. Şimdi Samatta Pelkas. Tekrar Samatta. Sola oynadı. Osay Samuel bana oynadı. Muhammed Gümüşkaya şimdi ceza sahasına giriyoruz. Foul mü? Foul yok. Aldık topu derken hoca orada bitirilir mi ya? İlk yarı sona erdi. İlk yarı skoru Fenerbahçe 2, Beşiktaş 2. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? Oo, ceza sahası dışından gol atmamız bekleniyor. Bu arada kaleye şutumuz yokmuş galiba, yani isabetli. Kaleye de isabetli şut çekmemiz lazım. Hocanın bizden beklentisi yüksek abi. Atilla Salay, oyna. Senin önüne bırakacağım. İlerle, çok güzel. Ozan Tufan yardır git. Haydi Ozan. Ah be, ulan bana niye oynuyorsunuz? Adem Laiç çok güzel pas. Valentin Rozier. Araya girin. Gezal, ceza sahası içerisinde faul yapma sakın Kimince. Şimdi orta, çıkar onu. Güzel, aldım ben de. İleriye git. Bir dakika, çok yoruldum. İleriye git abi. Sol oynayacağım. Güzel pas. Özil geri oynadı. Muhammed Gümüşkaya vurdu. Ah be. Gol olmadı maalesef. Maalesef gol olmadı. Çok güzel pozisyon yakaladık. Ne benim şutuma geçit verdiler, ne de Samatta'nın vuruşuna. Yerden yapın abi ortayı. Vur ona kafayı. Gol olsun bari de bir işe yarasın. Oyna. Hah güzel. Şimdi sol ayak. Gezal. Adem Laiç. Alex Teixeira. Sağ kanada oynayacak gibi. Kendisi gidiyor sağ kanada. Abi şunu durdurun.
Şimdi durdurun abi. Adam ilerliyor, durdurabilen de yok. Orta geldi, araya gir. Çok güzel. Oyna Pelkas. Buradayım Pelkas. Senin önüne oynayacağım. Bıraksaydın da koysaydın. Mesut Özil'in önüne bırakacağım tekrar. Offside'e girme. Haydi gol olsun. Geri oynayabilirsin. Buradayım. Teşekkür ederim. İçeri girdim. Geriye çek. Şutumu çekeceğim. Şutumu çektim. Kalecinin üzerine gitti ya. Kalecinin üzerine gitti. Müthiş geçen bir karşılaşma. Henüz yani galibiyet golü her iki takım adına da gelmedi. Faul yapıldı orada Mert Günok'a. Mert Günok'a ne lan? Mert Günok'a. Şimdi kaleci atışını kullandı. Kimince Muhammed Gümüşkaya. Muhammed sakla topu. Oyna oyna. Bana oyna lütfen. Şut çekmem lazım zaten. İçeriye girdim şimdi. İçeriye girdim. Oo penaltı hocam. Vallahi penaltı. Kırmızı da çıkarsa müthiş olur. Kırmızı çıkmadı ama penaltı. Ben kullanmayayım. Bakın ben kullanmayayım. Ben kaçırırım. Vallahi ben penaltıyı kaçırırsam kendimi asla affetmem. Hah güzel. Ozan Tufan. Ozan Tufan hat-trick için topun gerisinde. Haydi Ozan. Haydi Ozan. Haydi Ozan. Haydi Ozan. Senin Allah belanı vermesin Ozan. Bu nasıl şut ya? Bu nasıl şut ya? Bu nasıl şut abi? Bu nasıl şut? Dalga mı geçiyorsun ya? Ozan Tufan'la paslaştık. Şimdi haydi güzel pozisyon. At. Ne yapıyorsunuz lan? Offside mı? Offside'mış. Abi penaltı kaçtı ya. Üzülmeme geldi değil. Vallahi üzülmeme geldi değil. Oyna oyna oyna. Aha top sende değil ki. Girin abi. Araya girin. Oo çok güzel vurdu. Kaleci Altay. Crespo ileri oynadı şimdi. Senin önüne bırakacağım. Çok güzel bir pozisyon. Ozan Tufan. Ozan Tufan müthiş gol attı. Ozan Tufan harika bir gol attı. Hat-trick yapıyor Ozan. Çok iyi attı be. Vallahi çok iyi attı. Gerçekten müthiş bir gol attı Ozan Tufan. Harika harika. Çok süper ötesi bir gol. Süper ötesi. Çok efsane bir gol attı Ozan Tufan. Gerçekten topun gidişatına bir de bu açıdan bakalım. Çok çok güzel bir gol. 3-2 öndeyiz derbide. Şöyle biz de birkaç şut atabilirsek, çekebilirsek. Gol olsun olmasın önemli değil. Hedefi tutturalım da. Ama ha doğru lan bizim de ceza sahası dışından gol atmamız lazım. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Tyler Boyd muydu o? Galiba oydu. Okuyamadım hızlıca. Ozan Tufan pasını oynadı şimdi. İrfan Can Kahveci ile paslaştık. Enner Valencia. Şimdi Mesut Özil. Şimdi bende mi? Önümü bırakın diye istedim. Top bana geldi. Otomatik oynadı. Oyna pasını. Çok güzel. Bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. Valencia'nın önüne offside olmasın. Offside yok. Vur ona. Vur ona. Direkten döndü. Kaleci kontrol etti. İkinci pozisyonda. Top direkten döndü. Dakika 90. Çok zor artık. Buradan... Yani hedefleri tutturamayız. Bir bakayım hemen. Aa bir şut daha çeksek en azından bir hedefi daha bir hedefi daha tuttururuz. Sakın sakın yapma yapma yapma. Yapma. Oh. Aman aman son dakikada beraberlik golünü yiyorduk neredeyse. Şimdi orta. Topu çıkardık. Şut geldi. Hoca bitir. Hoca bitir. Bak bizde bitiriyor hep bu saçma sapan yerlerde. Bunu da bitir. Ve derbiden bu böylesinde zorlu derbiden galip ayrılıyoruz. Ozan Tufan'ın hat-trick ile bu karşılaşmadan, bu derbiden galip ayrılıyoruz. Hemen yolumuza devam edelim. Çok zor bir karşılaşmaydı gerçekten. Yani Beşiktaş mağlubiyeti hak etti diyemem. Gerçekten hak etti diyemem yani. Ama daha iyi olan şut açısından. Üstelik bir de penaltı kaçırdık. Onu da göz ardı etmek lazım. Etmemek lazım. Hemen şöyle puan durumuna bakalım istiyorum arkadaşlar. Puan durumunda en yakın rakibimize 10 puan fark atmışız. Ki epeydir böyle yanlış hatırlamıyorsam. Kaç maç oynanıyor ya? Bir an kafa gitti bir dakika. 19 takım var yani 38 maç oynanacak. Pardon 20 takım var 38 maç oynanacak. Şu ana kadar şöyle söyleyeyim 25. haftaya kadar garantiyiz lider. 20 yani 13 karşılaşmadan daha galip ayrıldığımız zaman şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz inşallah.